Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada yönünü kaybetmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, rüyada yönünü kaybetmek rüya sahibinin bu aralar böyle hurafelere biraz fazla inanmaya başladığını gösterir. Rüya sahibi son zamanlarda yaşadığı sıkıcı zamanları atlatabilmek için böyle muskalar filan yaptırabilir. Kem gözlerden korunmaya karşı kurşun döktürebilir. Ya da uzun süredir yenemediği, böyle pençesinde olduğu bir hastalıktan kurtulmak için, hani halk arasında koca karı ilacı derler ya, bu tarz ilaçlarla çare arayabilir. Rüyada yönünü kaybetmek, yolunu kaybetmek aynı zamanda rüya sahibinin kafasının karışık olduğunu ifade eder kardeşlerim. Rüyada kaybolmak, rüyada kaybolduğunu gören kişinin hayatı bu ara biraz belirsizleşebilir yani. Ve bu da rüya sahibini bir çıkmaza düşürebilir. Rüyasında kaybolduğunu gören kişi, hani yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal durumuna düşer. Ne yapacağını bilemez olur diye yorumlanır. Rüyada yönünü bulamamak, bu rüya sahibinin hayatında karşısına bazı yol ayrımları çıkacak ve rüya sahibi gerçekte de hangi yoldan gideceğine karar vermek zorunda kalacak. Hani oradan mı gitsem, buradan mı gitsem, ikilemlerde kalacak, kontrpiyede kalacak diye yorumlanır. Kişi bu durumdan illa bir seçim yapmak, yani doğru seçimi yapmak suretiyle kurtulabilir diye kaynaklar bize bu rüyayı yorumluyor. Rüyada yönünü şaşırmak, yolunu şaşırmak, rüya sahibi gerçekten de bazı konularda hani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kestiremez hale gelmiş demektir. Rüya sahibi aklına takılan bu soruları bir bilene danışma ihtiyacı duyacaktır diye yorumlanır. Rüyada evin yolunu kaybetmek nasıl yorumlanır? Rüyada evin evin yolunu kaybettiğini gören kişi rutin seyreden hayatından sıkılmış ve hayatında değişiklik yapmak istiyordur diye tabir edilir. Rüya sahibi hani belki yeni bir semte taşınabilir, belki yeni bir ev satın alabilir diye yorumlanır. Rüyada kardeşlerim bir yol görmek esasen hayatın ta kendisidir bu rüya. Yani rüya sahibinin yaşayacağı iyi, kötü günler, mutluluklar, mutsuzluklar, kayıplar, kazançlar. Yani hayatın kendisidir dedim ya, bu şekilde tabir edilir. Yol uzunsa mesela ömrün uzun olacağına, yol kısaysa ömrün kısa olacağına, kısa süreceğine yorulur. Rüyada birisine yol, yön tarif etmek. Rüya sahibinin büyük bir yanılgıya düşerek yapacağı bir hata nedeniyle hayatı boyunca pişmanlık yaşayacağı anlamına gelmektedir sevgili dostlarım. Rüyada yolunu kaybettiğini gören, yönünü kaybettiğini gören batıl olan şeylere dalar diye yorumlanır sevgili dostlar. Ancak daha sonradan doğru yolu bulursa şayet o zaman selamete erişir. Yoksa onun dışındakiler sıkıntıdır yani. Karanlık bir gecede diyor, bir caddede yürüdüğümü ve yönümü, yolumu kaybettiğimi görüyorum. Bu hiçbir şeyden bıkmaksızın doğru yolu aradığınıza, doğru yolu bulacağınıza işaret eder. Çok sayıda yol görmek, hangi yoldan gideceğinizi bilememek, özellikle dini konularda şaşkınlık içinde olacağınıza, inançsız kimselerle arkadaş olacağınıza çağrışım yapar. Mesela diyor ki ben rüyamda yolumu kaybettiğimi gördüm.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Elimden tutup beni bir yere götürdü diyor. Ama daha sonra yolumu tekrar kaybettiğimi gördüm. Ha, bu kardeşler hakkın size gizli kalacağı anlamına gelir. Hakkın gizli kalması manasına gelir. Bilinçli bir şekilde yoldan çıktığını görmek düşmanınıza hile yapacağınız anlamına gelir. Yolda yürürken bir kadın geldiğini ve onun yüzünden yolunuzu değiştirdiğinizi görmeniz, yönünüzü değiştirdiğinizi görmeniz dünyaya aldanacağınıza, dini inancınızın zarar göreceğine ve hayır yolunu terk edeceğinize işarettir. Cabirul Mağribi, yolunuzun üzerinde güzel bitkiler ve yeşillikler olduğunu görmeniz, inancınızın saflığına ve güzelliğine çağrışım yapar demiştir. Mesela emniyetsiz bir yolda yürüdüğünüzü görmeniz, dini veya dünyevi bir şekilde bir işinizde, dini veya dünyevi bir işinizde çıkmaza gireceğinize, ikilemde kalacağınıza, ne yapacağınızı şaşıracağınıza işaret eder. Birini yolundan, yönünden çıkardığınızı, yoldan çıkardığınızı görmeniz fesat işler yapacağınıza işarettir. Düz yol, İsmail Eş'as'ın yorumuna göre Müslümanlığa ve inancınızın doğruluğuna kardeşlerim çağrışım yapmaktadır. Rüyada yönünü kaybetmek, batıl inançlara, hurafelere çok fazla inanmaya başladığınızı sembolize eder. Yani son zamanlarda bir takım sıkıcı işler yapıyorsunuz, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu da sizi hak olmayan, yani batıl bir takım yollara itiyor. Bir takım inci cinci hocalarla filan uğraşmak gibi yorumlanır yani. Rüyada yolunu kaybetmek, rüya sahibinin de kafasının bu aralar çok karışık olduğunu ifade eder. Rüyada yolunu kaybettiğini ve yönünü bulamadığını görmek, yolunu bulamadığını görmek, yolunu bulamamak, rüya sahibinin hayatında karşısına bazı yol ayrımları çıkacak ve rüya sahibi hangi yoldan gideceğine karar vermek zorunda kalacaktır. Kişi bu durumdan illa bir seçim yapmak suretiyle kurtulabilir şeklinde kaynaklar bize bu rüyayı yorumlamaktadır sevgili dostlar. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu hayırlara vesile eylesin. Rabbimiz hayra çıkarsın inşallah. Rüya yani hayra bakan tarafları da var. Ama hayra yorulmayan tarafları da var. Böyle bir rüya. Ya Rabbi sen hayırlara vesile eyle diye dua etmeliyiz. Kardeşlerim sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.